Ha, şimdi iyi, ayrı bir bahis. Ben ne diyorum başından beri ama insanlar ya emekli olalım, belki bir yerlerde de bir bakkal dükkanı açarız ya da şu şu işi yaparız. Öbür taraftan da emekli maaşımız gelir. Çünkü bununla geçinemiyoruz. Hiç itirazım yok. Temel olan emeklinin çalışmaya ihtiyaç duyurulmamasıdır esas olan. Buna hiç itirazım yok. Öbür beklentiyi de anlayabiliyorum. Fakat bunu bir hak olarak sunulmasını anlamıyorum. Ha, yasayı değiştirmeselerdi işte bu böyle. İyi de kardeşim, yasayı değiştirmeselerdi diye başlarsanız o zaman o kadar çok yasa değişikliği ve o kadar çok o yasa değişikliklerinden kaynaklanan bazılarının çıkarlarına dokunan işler var ki o zaman hepimizin ayağa kalkması lazım. Benim kastım bu. Bu iş konuşulabilir, kulisi yapılabilir ama sağa sola öfkeyle hakaretler yağdırılarak sürdürülecek bir iş değildir. Meclise taşınabilir işte, ama siz dediğinizde ben mesela dediğimde yasayı çok yüksek, çok ciddi bir ekonomik yük getiriyor dediğimde buna efendim Suriyelilere para vermeyi biliyorsunuz ama diye cevap vermek değildir. İşte bu cevabı veren köpüktür. Kusura bakmasın. Bu cevabı veren ortalığı kabartıyor. Ama bahsi geçiyor. Hepimiz çalışanız, hepimiz SGK'lıyız, hepimiz emekli için belli şartları yerine getirmek durumundayız. Bu şartları yerine getirirken 5 yıldır var olan şartları 5. yılın sonunda 6. yıl daha önce bir sürü şey tartışıldı değil mi? Emekli ikramiye var mıydı bu tartışma? Hayır, ben hiç duymadım. Neden şimdi var? Hakan O Bey de bir yüzden şey... işin haklı gerekçelerini ya da kulisi yapılabilir gerekçelerini bir tarafa bırakıyorum. Ama bu şekilde insanlar yani şunu söylüyorlar. Siz çalışın, bana emekli maaşı ödeyin. Neden ben çalışıyorum o zaman? Evet. Hakan Bey de bir şey Geçinip aktaracak. geçinemem ayrı bir şeydir. Bakın bunu bir tarafa bırakıyorum. Ney? Geçinip geçinmemek ayrı bir Ha, taraf. eyvallah. Hakan Bey buyurun. Biraz işte o yani geçim sorunu arttığı için son dönemde biraz daha bunun daha fazla konuşulur hale geldiğini Tamam bunu bir şekilde söyleyin. evet yani olay o. Yani biraz bundan da kaynaklanıyor. Çünkü çok doğru konuşulması lazım. Hani hakaret veyahut da sen ne diyorsun kardeşim, niye bizim hakkımızı engelliyorsun? Bunlar başka bir şey. Konuşulması lazım. Sürdürülmesi